Şükrü Hanım, bugün daha iyi gördüm sizi. Ha? Evet, biraz çok da iyi değilim aslında ama. Bazı şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çözüm noktasında biraz yeniden daha yaklaşıyoruz. Yeniden hayata başlayacağım sizin sayenizde inşallah. İnşallah. Şükrü Hanım, o zaman bak tane tane gidelim. Tamam. Şimdi siz nişanlanmışsınız. Evet. Eşiniz vefat ettikten sonra iki tane evladınız var. İki tane de eviniz varmış. Evet. Siz diyorsunuz ki bu adam bana aşkım dedi, seni seviyorum, seni alacağım dedi. Oysa benim aşkı bana değil, iki tane evimeymiş. Evet, aynen. Romantizmle dolandırıcılık birbirine karışmış burada aynen biraz. Aynen öyledir. Veli Bey de diyor ki hayır, ben onunla nişanlandım. Evlerinden de haberim yoktu. Ben borç istemedim. Kendisi ben sana ne olur borç vereyim dedi, evini ipotek etti. İpotek aynen ederken siz evi satmışsınız, haberiniz yok dediğinize aynen göre. Aynen öyle. Şükrü Hanım, Veli Bey evlerinizi ne zaman öğrendi? Aynı gün öğrendi. Tanıştığınız gün. Hastanede tanıştığımız gün öğrendi. Nasıl öğrendi? Yanımdaki kişiler Sedat Köken, Nuriye Nacakçı, onlar vardı. Onlarla aynı masada otururken. Siz kendisine mal varlığınızı mı anlattınız? Hayır, onlar dedi bu kadının iki tane evi var dedi. O gün duydu, aynı neden gün bunu söyleme gereği duydunuz? Bilmiyorum, onlar hani durumu iyi ama hani sırtını bir erkeğe dayamak istiyor. Kendisinin başında mal varlığından iyi bir bahsettiniz mi? Anlamadım. Veli Bey'in mal varlığı var mı? Yok. Siz sordunuz mu? Bir evim var dedi, babamın oturduğu evi var dedi. Sadece bu var dedi. Evet. Sizin derdiniz zengin bir adamla evlenmek miydi? İnsan birininle evlenmekti. Peki, zenginlik hiç gözümde yoktu benim. İnsan olsun yeter ki dedim. Ama insan çıkmadı. Benim hayatımı bitirdi. Ne olursunuz beni kurtarın Zahid Hanım. İnşallah. Ne olursunuz avukat bey, beni kurtarın. Dur, çok sakin mağdurum. Ol, sakin ol. Çok tamam. Mağdurum. Ne olursunuz i̇nşallah, beni kurtarın. İnşallah. Bak, çok mağdurum. Saatlik arayamam. Beni yaktı. Müftü beyler, size sesleniyorum. Bunu nasıl çalıştırdınız? Buna iş vermeyin. Servis şoförlüğü yapıyor lütfen. Çocuklarınızı vermeyin buna. Ona güvenmeyin bir şey buna. Kesinlikle Şükrü güvenmeyin. Hanım, onu biz bilemeyiz şimdi. Zaten ama beni kurtarın ne olur. İnşallah, bir kere önce şunu söyleyeyim. Kapımı alın. Ne olursunuz avukat bey, ne olursunuz. Size yalvarıyorum. Tapumu alın benim, çocuklarımla çok mağdurum. Yani oradaki i̇nşallah savcılarımız inşallah. Oradaki i̇nşallah organize bana şube yardım edin. Şimdi bunlar, yalanlarla evet dolanlarla beni kandırdılar. Ellerim titriyor, ne olursunuz. Sen bir otur Şükran abla, gel. Gel bir otur sen. Konuşacağız. Peki şimdi sakin ol. Bak suyunu da vereyim mi? Ha, var yanında. Tamam. Bir sakin ol, hepsini tek tek konuşacağız, hiç merak etmeyin. Şimdi Veli Bey hazır. Canlı yayında Veli Bey'e de bir bağlanalım. Veli Bey merhaba, hoş geldiniz. Serkan merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba Veli Bey. Aynı şeyi size de sorayım hemen. Sahte garibim. Buyurun. Tatlı sözlerinde insanları kandırıyor. Kimse inanmasın. Siz Şükran Bey'in mal varlığını sizi Kumluca'da gezdirmeyeceğim. Gezmeye yüzünüz kalmayacak sizin. Veli Bey, siz Şükran Hanım'ın mal varlığını Zahid biliyor Hanım, muydunuz? Ne zaman öğrendiniz? Yok, hayır bilmiyordum. Ben sadece o gün Şükran Hanım'la akşam pastanede tanıştık. Daha sonrasında ben ta sonrasında duydum. Zaten ben Şükran Hanım'ın malında, mülkünde, şundan bunda öyle bir şey benim gözüm zaten yoktu. Vardı, hani Şükran Hanım orada tabii bazı şeyleri kendi şeyine göre konuşuyor. Siz kendi de isteyene lütfen kendi şeyine göre konuşuyor. Ama öyle değil yani, ben bilmiyordum yani. Nereden bileyim ki ben Şükran Hanım zaten malla şeyle alakalı zaten öyle bir şey aklım ucundan bile geçmedi. Sadece ben Şükran Hanım'ı yanıma yakıştırdım o zaman. Ya baktım hani oradaki Sedat abigil falan vardı. O zaman dediler ki ya işte düzgün bir insan, iyi bir insan. Ben de hani kendime ama yakıştırdığım sen için çıkmadın. Böyle bir yola çıkmak yazıklar istedim Şükran Hanım'la. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Utan. Kumluca halkının içinde gezmeye utan, utan. Seni rezil şimdi edeceğim dedim. TV'ye Hanım, gideceğim dedim. Veli Bey. Ahmet çiftçiyle sizi rezil Zahid edeceğim Hanım, dedim. Şükran Hanım. Veli Bey dedim, sizin çok borcunuz Zahid var Hanım, mıydı? Şimdi bak, tanıştığınız zaman Şükran Hanım'la. Siz benim sorularımı cevaplayın. Yok Zahid Hanım, şimdi kendime göre borçlarım vardı ama şimdi ben Şükran Hanım'a bunu zaten ilk tanıştığımızdan bir gün sonra söyledim. Çünkü böyle bir şey yapmak isteyen bir insan bunu söyler mi sizce? Tam olarak ne dedim, söylediniz dedim, kendisine? Dedim şimdi borçlarım var.
Ben bu borçlarımla alakalı iki gün sonra biz evlendiğimiz zaman bunlar sıkıntı olur, problem olur. Bunları çözelim. Bu arada da birbirini tanıyalım, bir nişanlanalım. Bu arada hani birbirimizi tanıyalım, bu şekilde yolumuza devam edelim diye kendisine zaten söyledim. Peki borç nişan önemli biraz... değildi. Yani bunu yani Şükran Hanım kendisi de biliyor. Peki nişan biraz erken olmamış mı? Siz nişanlanalım demiştiniz ama Şükran Hanım'ın dediğine göre bir hafta sonra ya nişan şimdi, yapmışsınız. Zahide Hanım şimdi şöyle bir şey var. Ya Şükran Hanım dün dedi ya bir hafta içerisinde nişan oldu falan öyle bir şey yok. Biz 2,5-3 ay sonra nişan oldu. Biz ondan Hayır, sonra o esnada ondan sonra yani şimdi bir hafta gün sonra bir hafta değil. Şükran Hanım bir hafta sonra dedi. Bugün yok, de diyorsunuz ki yani bir hafta yani şöyle söyleyeyim size. Bir hafta diye bir şey yok Zahide Hanım. Yani Şükran Hanım dediği gibi bir hafta sonra nişan oldu diye bir şey yok. Veli Bey dün nasıl anlayamadım? Dün yayında evet. Dediniz ki 20 gün bir ay geçmişti dediniz. Şimdi diyorsunuz ki 2,5 ay geçmişti. Ya işte yani hani 7 gün yani sadece şunu demek istedim. Yani bir hafta değil. Ya bir hafta değil yani. Şimdi biz tanıştık ettik yani bu esnada yani ki. Hemen ne yapacağını bilmiyorsun. Hanım dedi gibi bir hafta sonra olmadı. Ne diyeceğini bilmiyorsun. Bocaladın. Peki Veli Bey siz başkalarından borç aldınız mı? Bocalacak bir şey yok Şükran Hanım. Şimdi yani orada çıkmışsın çoğu şeyleri yalan söylüyorsun. Ya kendi isteğine göre konuşuyorsun. Kendi bir isteğine göre şeyine göre konuşma. Var. Herkes şimdi Zahide Hanım benim hakkımda. Bakın Zahide Hanım şimdi ben size şunu açıklamak istiyorum. Bakın ben dün canlı yayında Zahide Hanım yani Şükran Hanım sözlerimi kesmezse yani bir şeyler anlatmak istiyorum size. Çok sinirli ve çok üzgün. Kadının evi gitmiş, damı gitmiş. Bu yüzden hani onu benim yani ya, tamam, anlıyorum ama Zahide Hanım şimdi şöyle bir şey var. Bakın yani ben bu Şükran Hanım'ın suçlamalarını kabul etmiyorum. Vurdun, bakın önce bir yani ben bir konuşayım mı? Şükran Hanım. Zahide Hanım ben bir konuşayım mı? Konuşun lütfen. Yani Şükran Hanım bir müsaade ederse ben bir konuşayım size bazı şeyleri. Dün mesela canlı yayında ben söylemeyi unutmuşum. Size bazı şeyleri izah edeyim hemen burada. Hemen söyleyin lütfen. Şimdi bakın biz Şükran Hanım'ın haricinde, ben Şükran Hanım'ın haricinde hiçbir şey yapmadım. Bir, ikincisi ben Şükran Hanım'ın evini satmak istesem, sattırmak istesem ben Şükran Hanım'a 220 bin lira bir senet verdim. Yani şimdi bir insan böyle bir şey düşünen bir insan Şükran Hanım'a senet verir mi? Şükran Hanım'ın adına verir mi bu seneti? Bir dakika o seneti biz gördük. Bir de onu bırakın. Bu seneti. Dolandırabilmek için bakın. Ben size bir bak, şey söyleyeyim. Bak şu an konuşan avukatımız o seneti benle gördüm. Değil, bu seneti. Bak, saniye, bakın avukat. Avukat Bey bakın oradan Avukat Bey önce bir sözlerimi bir dinleyin. Orada sözlerimi bir dinleyin. Sözlerimi bir bilsin ondan sonra yorum yapın. Bir saniye. Ben sözlerimi bir dinleyin önce. O senedi sözlerimi önce bir dinleyin ondan sonra yorum yapın. O senedi verirsin. Özellikle ya bir dinleyin önce avukatım, Avukat Bey, verirsin. Bir dinleyin. Senet verir mi diye kendini şey veririm yapma. Veririm ama o senedi ben Şükran Hanım'a verdim. Şükran Hanım kime vermiş o seneti? Aynı onu bir sorun Şükran Hanım'a kime vermiş? Ahmet Çiftçi'ye vermiş. Ahmet Çiftçi'ye vermiş o seneti. Ahmet Çiftçi de daha sonra bunu tehdit etmiş. Denize düşen yılana sarılır. Yani ben bu seneti ben Şükran Hanım'a verdim. İkiniz beraberdiniz. Ahmet Çiftçi'ye seneti kendisi vermiş. Tabii ki kızı kumpasa getirdiniz kadını. Ahmet Çiftçi de denize bundan... düşen yılana sarılır. Denize düşen yılana sarılır. Kadının kimsesi yok. Bir dakika şimdi ben... Avukat Bey bilmediğiniz konularda yorum yapmayın. Sizin... Avukat Bey bilmediğiniz konularda yorum yapmayın lütfen. Orada konuşması bağırması değil o. Bir dakika. Bu kadın yalan söylüyor. Bir şey bilmiyorsunuz. Bu kadının bilmediğiniz konularda yorum yapmayın. Bak siz başta dediniz ki Şükran Hanım çok iyi bir insandır. Şükran Hanım bir insana iftira atacak. Tamam doğru. Bak ben kötü bir insan demedim ki. Şükran Hanım bir insana ağzından bir kelime çıktı mı? Veli Bey Şükran Hanım bu evleri satıp parasını sana verdi mi? Söyle! Delikanlı ol söyle! Ya evleri demeyin. Evleri demeyin. Evi satıp, bir tanesini evim benimle alakam yok. Bu kadın evini satıp parasını sana verdi mi? Konuş bir saniye. Verdi tamam. Tamam verdi. Bir saniye bir dakika, bekle Allah aşkına Şükran Hanım ya. Bak senin için konuşuyoruz bak, zaten. Sen dedin ki bu kadın evini sattı bana parasını verdi dedin. Sen var ya onurlu bir insan olsan tamam, şu anda o ev 2 milyon lira. En az 2 milyon 3 milyon daha lira. Sen avukat, sen onurlu bir lira. İnsan olsan dersin ki vallahi hakikaten bu insan evini sattı parasını verdi ama ben bu insanın evini alamadım parasını da veremedim dersin.
Sen şimdi sanki alacaklı gibi konuşuyorsun. Ya diyorum zaten kendisiyle konuştum. Hiç dediğim bir şey yok senin. Siz bilmiyorsunuz oraya. Bakın dolandırıcılık. Bakın beni bir dinleyin. Bak dolandırıcılık. Bakın. Ödememe kastıyla. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir dinleyelim Veli Bey'i de. Dinleyelim. Beni bir dinleyin siz. Avukat Bey bir dinleyin beni. Ben bundan 10 gün önce o programa katılmadan önce Şükran Hanım'la konuştum. Sana dedim ki paranı vereceğim dedim. Ondan sonra bir şey yapalım dedim. Sana otomatik ödeme vereyim dedim. Neyi vereyim dediniz? Ben Şükran Hanım'a bunu söyledim. Neyi söylediniz? Hatta konuşmalarda eğer bulabiliyorsanız bulun. Şükran Hanım'a kendisiyle bizzat görüştüm. Ne söylediniz? Ben vermeyecek olsam böyle bir kelime kullanır mıyım? Ne söylediniz onu duymadım. Şükran Hanım'a senin dedim. Hı. Şükran Hanım'a benim 10 gün önce sizin programa katılmadan önce aradı. Dedim ki Şükran sana dedim paranı dedim şeyin dedim vereyim dedim. Ama ne olur dedim sana dedim 5-5 olur. 10-10 olur dedim. Sana otomatik ödeme vereyim. Kaç tamam paradan bahsediyorsunuz? Benim hesabımdan senin hesabına geçsin diye bizzat bunu söyledim. Hatta bunlar şeyler de bellidir. Yani konuşmaları yer çıkartabiliyorsanız. Sen yalancısın. Ben senin sözlerine inanmıyorum. İnanmıyorum senin sözlerine. İşte bakın ben bunları kim konuşmuş? Ya işte öyle olmuyor işte. İnanmıyorum. Zahide Hanım işte orada bu şekilde konuşmak olmuyor. 4 yıl geçmiş. Ben bu şekilde. 4 yıl geçmiş. Bana 7-8 ay sonra 4,5 para ödeyecek. Benim 2 tane evimi yedin sen. Seni hain. Seni dolandırıyorum. Yazıklar olsun ödemeyi taahhüt ettiğiniz para ne kadar Veli Bey? Şükran Hanım'a. Nasıl anlayamadım? Sizin ödemek istediğiniz para, ödemeyi taahhüt ettiğiniz para ne kadar? Ya ben 85 bin lira para aldım Şükran Hanım'dan. O 85 lira şimdi dedim. Kaç para oldu? Şöyle bir şey dedim. Sana hatta soruyorum. Şöyle bir şey dedim. Senden bakın şöyle bir şey dedim Zahide Hanım şöyle bir şey dedim. Peki bir dakika. Dedim beni ki, dinle dedim Şükran ki, bakın, şu bir anda oturur musunuz? Bir otur. Bir şu anda şeyler yüksek. Bakın Zahide Hanım şöyle dedim. Tamam onu şu anda şeyler yüksek. Veli Bey bir şey soracağım. Siz sadece Şükran Hanım'dan mı borç aldınız? Buyurun. Başkalarından da borç almış mıydınız? Şükran Hanım'dan borç aldım. Bir de bir tane bir arkadaşım daha vardı. Ne kadar beraber dairede iş yerinde çalıştığımız. Ondan 60 bin lira para aldım. Mağdur çocuktan ödedim arkadaşa. Mağdur çocuktan. Ödediniz mi o parayı kendisine? Evet 30 bin lira para aldım. Yalan değil Zahide Hanım ben size açıklıyorum bakın burada. Orada konuşmasın Şükran Hanım. Ödediniz mi? Ben açıklıyorum zaten size. Ödediniz mi? 30 bin lirasını ödedim. 30 bin lirasında hatta dedim emekli olduğum zaman ödeyeceğim sana peki, dedim. Hatta bir geçen Serkan, bundan 10-15 gün önce tamam, eniştesiyle yani beraber eniştesiyle beraber bir araya geldik. Peki Serkan tamam mı, yalnızla bir dakika sana dedim yani ödeyeceğim dediniz.